Merhabalar, bugün sizlere Ekim Devrimi, Bolşevik Devrimi, Rus Devrimi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Bolşevikler 1922'de beyaz terörü yenerek iç savaştan zaferle çıktı ve tüm Rusya'da otoriteyi sağladı. Lenin'in belirlediği yeni ekonomik atılımları içeren yeni ekonomi politikası kabul edildi. Toprak aristokratlarının kasıtlı kıtlık yaratma girişimlerine karşı tedbirler alındı. Üretimi sabote etmeye çalışanlara ve kara borsa borsacılara ağır cezalar getirildi, köylülerin serbest ticaretine izin verildi, yeni ekonomi politikası, ekonominin kısa sürede toparlanmasını sağladı, 1922 yılında devletin federal yapısı konusunda tartışmalar yaşandı, Stalin tüm cumhuriyetlerin Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk nitelikte teşkilatlanmaları gerektiğini savunuyordu. Lenin buna şiddetle karşı çıkarak tüm cumhuriyetlerin eşit statüde, egemenlik haklarının korunduğu birleşik bir federasyon planı hazırladı. Plana göre her cumhuriyetin birlikten ayrılma hakkı vardı. Sonunda federasyonun oluşturulmasında Leninist ilkeler kabul edildi. 30 Aralık 1922'de Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin, Belarus, Ukrayna, Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile birleşmesiyle Sovyetler Birliği resmen kuruldu. Ekim Devrimi Rusya'da feodal sistemi yıkmış ve kısa sürede emsali olmayan bir ekonomik gelişmeye yol açmıştır. Bilim, sanayi ve tarımda sosyalist gelişim modeli ile Rusya'yı yoksulluk ve çürümüşlükten kurtarmıştır. Ekim devrimi iktidarı yoksul halk kitlelerini temsil eden Sovyetlere verdiği için sosyalist devrim olarak ifade edilir. Rus tarihçi Vladimir Buldakov şöyle der, Ekim devrimi yarattığı etki itibarıyla küresel sonuçlara yol açmış bir olaydır. Rusya ve dünya tarihinin gelişiminde tüm halkları harekete geçiren önemli bir devrimdir. Fransız tarihçi Marc Ferro, Ekim devrimi, insanların özlemlerinin bir ifadesiydi, demiştir. Tarafsız diğer bazı tarihçilere göre de devrim büyük toprak sahiplerine ve feodal sistemin baskısına karşı bir direniş hareketiydi. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.